Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkler nasıl Müslüman oldular? Bizlere resmi tarihi dayatanlar, Türklerin İslam dini ve Müslüman Araplarla tanışmasına vesile olan Talas Savaşı'nda Çin ordusu karşısında zorlanan Müslümanların yardımına Türk süvarileri yetişmiştir. Savaşı izleyen Karluk Bey'in emriyle savaş alanına giren Türk süvarileri karşısında neye uğradıklarını şaşıran Çinliler Talas Savaşı'nda yenilgiye uğramışlardır. Bu savaşın ardından İslamiyet Maveraü'n-Nehir'de kalıcı hale gelmiş ve Türkler de uzun zaman Çin tehlikesinden kurtulmuşlardır. Türkler topluca ve kendi özgür iradeleriyle Müslümanlığı kabul etmişlerdir, diyorlar. Resmi tarihin günümüzde öğrendiklerimizle birçok konuda ne kadar çeliştiğini hep bilmekteyiz. Acaba gerçek bu mudur? Yoksa Murat Bardakçı ve daha birçok tarihin arka odalarında dolaşmayı sevenlerin iddia ettikleri gibi Türkler İslamiyet'i sopa zoru ile mi kabul etmişlerdir? Kaldı ki büyük iddialarla bu bilgiyi verenler Çin-Arap Savaşı sırasında Türklerin orada bulunma sebebinden hiç bahsetmiyor. Tekil bazı örnekleri bir tarafa bırakırsak hiçbir toplumun kendi dinini bırakıp başka bir dine geçmesi söz konusu değildir. Dünyada böyle bir olay görülmemiştir. Bu işler ya misyonerlik ki Hristiyanlık büyük ölçüde böyle yayılmıştır ya da kılıç zoruyla olmuştur. Abdülmelik 705 yılında ölür ve yerine oğlu Velid Horasan valiliğinde kutbeye getirilir ve asıl savaşlar bundan sonra başlar. Bu dönemde Türk şehirleri işgal ve yağma edilmiş, on binlerce Türk köle olarak Arabistan'a götürülmüştür. Ayrıca Kuteybe, Talkan'a giden 24 kilometrelik yol boyunca dar ağaçları hazırlatıp İslam'ı reddedenleri astırmıştır. Bu anlattıklarım Türk-Arap Savaşı'nın 705-730 yılları arasındaki çok küçük bir dilimidir. Türkler, Araplara çok uzun süre direnmişlerdir ve bu dönemde Araplar tarafından katliamlar düzenlenmiş, Türk şehirleri talan edilmiş ve yağmalanmıştır. Ta ki Emevilere kadar. Türklerin şiddetle İslamlaştırılmayacağını anlayan Emeviler daha yumuşak bir politika izlemişler ama Türklere yönelik şiddet asla bitmemiştir. Ki günümüzde bile tam Müslümanlaştıramadıklarını düşündükleri Alevilere bile ne tür şiddetler uyguladığını hepimiz görüyoruz. Hiçbir şekilde itiraz görmeyen bu ve benzeri belgeler Türklerin İslamiyet'i isteyerek değil kılıç zoru ile kabul ettiğini gösterir. İslam dininin yayılışı misyonerlikle değil, kılıçlarla ve hançerle olmuştur. Emevi ve Abbasi hükümdarları çok Türk kanı akıtmışlardır. Oysa Kur'an ayetlerinde Allah Müslümanlara kendi dinini diğer insanlara anlatmayı emrederken bunun nasıl yapılacağı konusunda da bilgi verir. Kur'an'da dinin güzellikle anlatılması ve din konusunda zorlama olmayacağı vurgulanır. Gayişe 21. Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Gayişe 22. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Bunlarla beraber Kur'an'da savaş konusundaki ayetler de son derece önemlidir. Kur'an ayetlerine baktığımızda ancak savunma savaşına izin verildiği, aşırıya kaçılmaması emredildiği ve barış eli uzatana aynı şekilde karşılık verilmesi emredildiği açıkça görülür. Mümtehine 8. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Bakara 190. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, ancak aşırıya gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Enfal 61. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Emevilerin Türkleri Müslümanlaştırmak için kullandıkları ılımlı yolun neticesi olarak Türkler, daha önceki inanışları olan şamanizmin birçok gelenek ve göreneklerini yeni dinlerinin içine monte etmişlerdir. İşte bu yüzdendir ki Anadolu İslamı, Arap Yarımadası İslamına benzemez. Arap milliyetçiliğini Türklük maskesiyle gizleyip Türklere olmadık zulmü yapanların nedenleri biraz da böylece ortaya çıkmaktadır. Şamanizmden kalan ve Anadolu'da günümüzde yaşayan geleneklerden birkaçına göz atalım. Türk toplumu, İslamiyet öncesi Türklerin inandığı şamanizmin geleneklerini hala yaşatıyor. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Müslümanlığı kabul etmiş olan Türklerin günümüzde de halen süregelen kimi geleneklerinde şamanizm izlerine sıkça rastlanıyor.
Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve insanların kaygılarını gidermeye yönelik olan bu gelenekler Türklerin uzak tarihine kadar dayanıyor. Anadolu'da varlığını sürdüren bu geleneklere düğün, doğum, cenaze gibi sosyal olaylarda sık sık rastlanabiliyor. Bu inançlar yüzlerce yıldır kötü ruhlardan korunmak, korkuları ve endişeleri gidermek için dilek ve beklentilerine ulaşmada bir araç olarak kullanılıyor. Anadolu'da yaşayan birçok gelenek, şamanizm üzerine yazılan eserlerle karşılaştırıldığında farklılıklarının olmadığı görülüyor. Şamanizm, Orta Asya, Altay yöresi ve Sibirya dolaylarında yayılmış, İslam öncesi Türklerin, Moğolların ve diğer bazı kavimlerin dini. Türbelere çaput bağlamak şaman kökenli. İslam dinini kabul etmiş olan Türkler ve diğer kavimler, eski dinlerinden kalan birçok inanç, gelenek ve ayinleri yeni dinlerine sokmaya muvaffak olmuşlar. Tarihte ve bugün Şamanizm kitabının yazarı Abdülkadir İnan, şamanizm geleneklerinin çoğunun güya İslam'ın talimatı ondanmış gibi yüzyıllar boyunca sürüp geldiğini belirtiyor. Oğuzların torunları olan bugünkü Anadolu Türklerinde de eski inanç ve göreneklerin derin izlerine rastlandığını yazan İnan, folklorcularımızca tespit edilen Alkarası veya Albastı efsanesinin uzun ömürlü olması için çocuklara Yaşar, Durmuş, Satılmış, Satı gibi adlar vermenin şamanizm kökenli olduğunu yazıyor. Abdülkadir İnan ayrıca türbelere ve kutlu ağaçlara, çalılara, paçavra parçaları bağlamanın kötü ruhlardan korunma maksadı ile İyi saatte olsunlar demek ki ibadetlerin hepsinin şamanizm kökenli olduğunu yazıyor. Doğum ve ölümde şamanizm kanıtları. Doğum ve ölüm seremonilerinde de şamanizm kökenli inançlara sıkça rastlanıyor. Anne ve bebeğini albız denilen hayali kötü varlıktan korumak için yastıkların altına soğan kabuğu ile bıçak, eğe, makas, çivi gibi metallerin konulması geleneği bunlardan biri. Doğum hastanelerine giderken bunlar halen götürülüyor. Anadolu'nun bazı yerlerinde makas ve bıçak gibi demirden yapılan ev aletleri elden ele alınmıyor. Bunun soğukluk getireceği düşünülüyor. Bu inanış da şamanizm dininden kalma. Defnedilmeye bekleyen ölülerin üzerine şişmesin diye demir parçası konulması, günümüzde kullanılan ocağı sönmeyesice gibi olumsuzdan olumlu yapılan ifadeler, insanın üzerinden kedi atlamasının uğursuzluk sayılması ve eğer ölünün üstünden kedi atlarsa onun hortlayacağına inanılması hep şamanizm kökenli inançlar olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'nun bazı yörelerinde evden ölü çıkarsa ev süpürülmezmiş ve yemek pişirilmezmiş. Aksi yapılırsa günah olacağı sayılırmış. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ölünün çıktığı yere, odaya, ertesi sabaha kadar yanan bir mum veya gaz lambası yakılır. Cenaze gece evde kalmak zorunda ise bu işlem yine yapılır ve ölü karanlıkta bekletilmez. Ölü hastanede beklemek zorunda kalırsa orada da karanlıkta bırakılmaz. Bu inanç ölümden sonra ruhun gezmesi, dolaşması ile ilgili. Işık onun gezip görmek istediği şeyleri bulmasına, yol almasına yardımcı olacağına inanılıyor. Nazar boncuğu da şamanizmden geliyor. Çeşitli kaynaklarda nazara karşı tahtaya vurmak ve nazar boncuğu takmak da şaman gelenekleri arasında zikrediliyor. Hastalık dolayısıyla çocuğun adının özel bir törenle değiştirmek ve ölen kimsenin ayakkabılarını evin dışında bırakmak da şamanizm kökenli inanışlar. Bunun yanında gelinin eve girişi sırasında bazı yörelerde erkek tarafı muhtelif saçılar dağıtıyor. Kurban kesmek, çerez dağıtmak ve benzeri saçılar. Eve giren gelin ve güveyin birleşmesine mani olma ihtimali olan cinler, iyeler için tedbir almak, onları memnun ederek uzaklaştırmak amacıyla yapılıyor. Bu saçılar sayesinde gelin ile güveyin birleşmesinin kazasız sağlanmış olacağına inanılıyor. Orada saçı dağıtılırken her ikisi de kaptığı saçıyı uğur ve bereket getireceği inancıyla saklıyor. Saçının burada da bereket getireceğine inanılıyor. En mühimi de gelin ve damadın nesillerinin süreceği, çocuk sahibi olmalarının sağlanacağına inanılıyor. Türk inançları arasında saçının bu fonksiyonları çok eskiye dayanıyor. Düğünlerde bereket getirmesi için gelin ve damadın başına atılan buğday taneleri ile darısı başına tabirinin yine bu inancın yaşayan örneklerinden olduğu dile getiriliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.